Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzellikleri aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Aydın'ın Köşk Bölgesi'nden sesleniyoruz ve Köşk Bölgesi'nde faaliyet gösteren, inşaat ve yapı alanında çalışmalar yapan Yaşar Bey ile birlikteyiz. Yapı taahhüt işler ortağı, devlet işler ortağı, yapsat ve ayrı ek kollarıyla beraber bu faaliyeti sürdürmekteyiz. Evet. Yaklaşık 26 yıldır. Sizleri anons ederken aslında yeni dönemin Mimar Sinan'ı diye anons ettim. Sizden bu şekilde bahsedildiğini biliyoruz. İsterseniz izleyicilerimize neden bu unvanı aldığımızdan bahsedelim. Yıl 2006-2007 yıllarıydı. Bir köprü inşaatı vardı. İhalesi bize kalmıştı. O köprüyü nasıl yapacağız diye düşünürken, yani yer konusunu dolayısıyla, demirsiz köprü yapma fikri oluştu. Ve demirsiz köprü yaptığımızdan dolayısıyla yeni nesil Mimar Sinan Ortam bize öyle devlet büyüklerimiz ismimizi söyler. O da bizim için bir onurdur. Tabii ki de aslında yaptığınız çok farklı bir çalışma. Peki neden demirsiz köprü yapma ihtiyacı duydunuz? Bu köprüyü nasıl yaptınız? Köprüye tamamen yani mantıksal olaraktan kendi bahçemde çizimini falan yaptım. Çünkü niçin? Köprülerde şöyle bir olay var. Yani verev olduğunda veyahut da yolların tam kavisi oluştuğunda o köprü oraya normal demir köprü uygulayamıyorsun. Bu köprü uygulamak için işte eski taş köprülerin yani mimarının daha önce yapmış olduğu taş köprülerin onun yeni nesil olarak biz beton örmesini yaptık. Tamamen beton. İşte 2.40'dan başlıyor beton kalınlığı. En ince olan yer 1.10 kalınlığında. Ve bu köprüyü yaptık. Yıllardır da halkımıza hizmet ediyor bu köprümüz. Nerede hizmetlerini sürdürüyor bu köprü? Uzun yıllardır olduğundan bahsettiniz. Taş köprü yaptık. Mimar Sinan'ın yaptıklarına ithafen aslında biraz da. Bu köprüyü biz Aydın ili Umurlu Musuzca köyünde yaptık. Tabii ki Türkiye'nin birçok yerinde köprümüz çok, emimiz fazla. 1700'e yakın bir sanat yapısı yaptık. Samsun'dan tut, Susurlu'ndan, Balıkesir'den, Denizli'sinden, Manisa'sından, Muğla'sından, bu bölgeleri İzmir'de. Altyapılarda yaptık, sadece köprü değil. İçme suyu, ishal hatlarımız, okullarımız, sağlık ocaklarımız, devletin birçok kademesini vermiş olduğu ihalelerde katılıp bu deneyimlerimizi oralarda biraz daha pekiştirip günden güne köşk yapı olaraktan büyümekteyiz. Evet. Türkiye genelinde yaptığınız 1700 köprüden bahsettiniz ve sadece köprü de yapmıyorsunuz. Aslında farklı alanlarda da faaliyetler gösteriyorsunuz. İsterseniz diğer faaliyetlerimizden de bahsedelim. Tabii ki yapsatlar yapıyoruz. Halkımıza yani konutları yapıp anahtar teslim ediyoruz. Ve ondan sonra hırdavat malzeme dükkanlarımız var. İş makinesi kulvarımız var. Arazilerde yol çalışması, ondan sonra içme suyu ishalatları, vatandaşın arazilerinde, halkın arasında, orman bölgelerinde o faaliyetlerde çalışıyoruz. Ayrı zamanda çiftçilik de yapıyoruz, tarım da yapıyoruz. Hırdavat dükkanımız var, iş makinesi kulvarımız var, inşaat bölümümüz de var. Yani bu kulvarlarda 5 kalemde devam ediyoruz. Aile şirket olaraktan. Evet, aslında size yok yok diyebiliyoruz. Çünkü hangi sektöre baktığımızda siz o sektörde faaliyet gösteriyor oluyorsunuz aslında. Hem tarım, hem hayvancılık, hem inşaat sektöründe, yapı sektöründe, hırdavat sektöründe faaliyetler gösteriyorsunuz. Ama biz şu anda biraz daha yapı ve inşaat sektöründen bahsettiğimiz için ben yaptığınız yapsat inşaatlardan bahsetmek istiyorum. Bu inşaatları yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Öncelikle kalite. Yani halkımızın 3 ay sonra, 5 ay sonra, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra kapısını, mutfağını, şunu bunu değiştirecek, çeşmesini değiştirecek kesinlikle ürünleri kullanmıyoruz. En iyisi TS ve C belgeli en kaliteli ürünleri kullanıyoruz. Kaliteli ürün kullanmak kadar bu kaliteli ürünleri kullanan işçilerin de önemi oldukça fazla. Sizin ekibiniz nasıl bir ekip? Benim çalışmış olduğum yıllardır ekip, aynı ekip, hepsi de deneyimli. Bir misal mobilya bölümü var, işte mutfak bölümü var. Adam şöyle söyleyeyim, o firma 40 yıldır bu faaliyette. Yani 40 yıllık firmayla çalışıyoruz. PVC doğrama işleri öyle, yani yoldan geçenden değil. Bu işin emeğini vermiş, bu işi profesyonel yapan firmayla çalışıyoruz. Yani her alanda işinin ehli insanlarla, işinin ehli ekiplerle çalışıyorsunuz. İnşaatlarda özellikle önemli olan son dönemde de yaşadığımız deprem felaketlerinden sonra en önemli faktör aslında inşaatların dayanıklı olması baktığımızda. Baktığımız en temel şey inşaatların dayanıklı olması geliyor. Sonrasında diğer aslında sebeplere ya da seçeneklere bakmaya başlıyoruz. Sizin inşaatlarınız dayanıklılık konusunda da bu kadar iddialı mı? %100. Yani şöyle söyleyeyim.
Biz inşaata başlamadan, temelde başlamadan ilk önce zaten zemin etütlerini alıp o zemin etütten çıkan raporlara göre demir yüklemesine, beton yüklemesine, inşaatın kolon ve kirişlerine onun üzerine çalışıyoruz. İlk zaten bugün bir kapıyı değiştirebilirsin ama bir kolonu değiştiremezsin. Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Kırmızı bölgedeyiz. Birebir depremin her gün olduğu bir coğrafyadayız. Bunun için öncelikle binanın temellerine ve kolon kirişlerine öncelikle bunu çok dikkat etmemiz lazım. Yani burada bir inşaatta 10 ton demir fazla kullanabilirsin. Veyahut da 5 ton fazla kullanabilirsin. Ama bunun yerini kullanman lazım. Betonun yerini kullanman lazım. Daha sonra zaten bunun akışı ortadan inşaatta süreç devam ediyor. Zaten temelde bir inşaatta nasıl başlayın, her şeyin temeli sağlam olsun derler ya, bizim bir temelimiz sağlam olsun ki gerisi olur gider. İnşaatlarda sizlerden özel bir istek olduğunda, işte mutfağını şöyle yaptırmak istiyorum denli ya da banyosunu bu şekilde değiştirmek istiyorum denliğinde böyle bir hizmet verebiliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, hani inşaatı, kaba inşaatı yani satmış olduğumuz dairelere müşterimizin artı eksi istekleri oluyor. Tabii ki bunları biz birçoğunu yani %100'üne yakın yerine getiriyoruz. Yani bazen işte diyor ki şu olsun, onu yapıyoruz. Ben bunu beğenmedim, daha önceki sizin modeliniz güzelmiş, o olsun diyor. Tekrar onu tekrar değiştirmek zorunda kalıyoruz. Yani o isteklere hiç zaman bugüne geri çevirmedik. Aslında siz zaten başında bunları düşünüp tasarlıyorsunuz ama evet. Yine müşterilerinizden herhangi bir talep geldiğinde buna karşılık veriyorsunuz. Problem yaşarsa yine eski haline çevirebiliyorsunuz. Birçok seferde başıma geldi. İşte duşu kapını koyuyoruz banyoya. Duşu kapını beğenmiyorum. Ya şu model olsun, tamam getiriyoruz onu mont ettiriyoruz oraya. Ya eskisi daha güzelmiş, onu koyar mısınız tekrar yerine oraya falan diyorlar. Biz onu artık değiştirmek zorunda kalıyorsak. Özellikle biz kadınlar olarak daha çok evlerimizde görmek istediğimiz modelleri işte televizyonda gördüğümüz ya da Instagram üzerinden, sosyal medya üzerinden gördüğümüz modelleri kendimizde kullanmak istiyoruz. Ama her eve her model uygun olmuyor ya da istediğimiz model kullanışlı da olmayabilir. Sizlerden tavsiye alarak, siz zaten bu işi biliyorsunuz. Bizim en güzel şekilde kullanmamız açısından siz kendi çizimimizi zaten yapıyorsunuz. Kendi taslağınızı zaten oluşturuyorsunuz. Biraz da işin ehline bırakmak lazım. Yani biz şimdi bir proje yaptığımızda o mutfakta, o yerdeki laminette, seramikte, granitte, tamam mı? Hangisinin daha uygun olduğunu zaten onların çizimleri yaparken belki 500 sefer o projeyi değiştiriyoruz. Şu renklere, şunları koyarken. Tabii müşterilerimiz bunlara bize birçoğunu değiştiren kişi tekrar eski haline geri döndürüyor. Evet, son aynı zaten sizin bahsettiğiniz gibi, istediğiniz gibi olmuş oluyor baktığımızda. Peki şu an sizin inşaatlarınıza ulaşma şansımız var mı? Yani sizin yaptığınız bir evde, şu anda sizin oluşturduğunuz bir dairede oturma şansımız var mı? Şimdi şu anda elimizde 40'a yakın bitmiş hali hazır dairelerimiz var. Bitme noktası olan dairelerimiz var. İnşaat halinde olan dairelerimiz var. Yani o ulaşma konusunda her zaman 7/24 ulaşılabilir. Bu bölge olarak baktığımızda bu bölgede olan inşaatlar mı bunlar? Köşk bölgesinde bulunan inşaatlar mı? Köşk, Aydın, Nazilli. Bu bölgelerde yapsatları bu bölgelerde yapıyoruz. Ama taahhüt işlerimizi Türkiye'nin her yerinde. Şırnak'ında gidiyoruz ihaleye, Batman'da gidiyoruz, Diyarbakır'ına gidiyoruz. Çünkü vatan bizim. Aynen öyle. Türkiye'nin her yeri bizim. Sizler de yapsat işlerine genellikle Aydın bölgesinde, Aydın, Köşk, Nazilli, Efeler bölgesi olmak üzere çalışıyorsunuz ama diğer işlerinizi zaten Türkiye'nin dört bir yanında sürdürüyorsunuz. Elinizde bulunan inşaatlar daha çok ailelere yönelik dairelere mi hitap ediyor? Evet, yani şöyle söyleyeyim. 1+1 yapmıyorum. Çünkü aileye hitap etmediği için. Genelde 3+1, 4+1, 5+1 yaptığımız da var. Triplex villaları yaptığımız da var. Bir de şu var, nasip olursa bu yıl Didim Akbük'te başlık olduğumuz bir 84 daireli villa inşaatımız var. İnşallah oradaki müşterilerimize şimdiden bunun müjdesini vereyim. Evet, güzel müjdeyi biz de buradan ulaştırmış olalım. Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Villa projelerinden bahsettiniz. Özellikle pandemi döneminde bizler evlerimizde kapandığımız için evlerimizde geçirdiğimiz süreler eskisinden oldukça uzamaya başladı ve aslında evin bizim için biraz daha yaşam alanı olmasına bakmaya başladık. Bize hitap edebilecek bahçesi olan güzel bir evde yaşamak bizim için daha önemli. Villalarda son dönemde büyük önem kazandı. Şimdi villalar genelde villanın oturduğu alan 200 metrekare veya 180 metrekare ama bahçesiyle beraber 600-700 metrekare oluyor. İşte orada hobi bahçesini kurabiliyor, işte gülünü dikebiliyor, çocukların oynayabilecek olduğu alanlarını falan. Bunları düşünerekten öyle bir proje yaptık. İnşallah
temelini atıp başlayacağız. Evet, herkes ister ki güzel bir bahçesi olsun. Çocukları o güzel bahçede oyunlar oynayabilsin. Peki yaptığınız villalar, daireler, inşaatlar her kitleye, her bütçeye hitap edebiliyor mu? İsteyen herkes sizden hizmet alabilir mi? Kesinlikle. Şimdi her güzelin bir bedeli var derler ya. Villanın bir bedeli oluyor. Ama ve lakin yani orta kesime ağırlıklı olarak hitap eden villalar yapıyoruz. Evet. Çok fazla bütçeyi de yükseltmeden evet, güzel bir şekilde çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Orta bütçeye hitap eden villalarımız, herkesin alabileceği olduğu bütçede villalarımızı halkımıza, Didim'deki, Aydın'daki, Türkiye'deki, yurt dışındaki halkımıza hitap eden villalarımızı yapıyoruz. Evet, Türkiye'ye hitap ettiğinizden bahsediyorsunuz. Ülkemizde birçok yapı ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren firma bulunuyor. Size bu firmalardan ayıran bir özelliğiniz var mı? İzleyicilerimiz sizleri neden tercih etsinler? İnşaat bizim ek işimiz değil, tek işimiz. Biz buna babadan, dayıdan, miras olaraktan, temelden bu işi inşaat sektörünün içerisindeyiz. 49 yaşındayım, 42 yıldır inşaat sektöründeyim. Yani bizi tercih ettiklerinin tek nedeni şu, güven. Yani köşk yapı dediğin zaman her yer, Türkiye'de her yerde, nerede olursa olsun, kamu kurumlarında olsun, halkta olsun, yani devlet dairelerinde olsun, köşk yapı dediğin zaman bunlar sağlamdır, yaparlar bu işi derler. İşinizin arkasında durduğunuz için insanlar da zaten size güveniyorlar. Evet. Yaptığınız işlerinizin arkasında duruyorsunuz ama bunun belli bir garantisi de var mı? Yani bir dairenin satışını yaptığınızda, evet ben kesinlikle buradayım, bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz diyor musunuz? Şimdi bundan 6 yıl önce satmış olduğum bir daireden bahsedeyim. Dün başıma geldi. Balkon kapı kolu kilit açma kapama yapamamış. 6 yıl sonra oluyor bu olay. Ben aradı alan kişi. Ben gönderdim Pimapenci'ye. Tamam mı? Meğersem bir yağlanması gerekiyormuş orada. Oraya yağlanmasını yaptı. Kapı kilitlendi geldi. Kaç kişilik bir ekibimiz var? Yaklaşık 80 kişilik bir ekibimiz var ana kademede. Bazen bu 200 kişi oluyor. Ama ana kademedeki şirketimizde çalışan personel ve aile ortam bireylerimiz var. 80 kişiyle halkımıza hizmet ediyoruz. Evet, toplamda minimum 80 kişiyle çalıştığınızdan bahsettiniz. Aslında bu 80 kişilik de istihdam demek oluyor. Bu istihdam için de sizlere teşekkür ederiz ayrıyetten. Zaten işleriniz ilerledikçe, büyük işler yaptıkça bu istihdamı da oldukça arttırıyorsunuz. İnşallah. Ben isterim ki 1000 kişiye, 1500 kişiye, 2000 kişiye istihdam verip, ekmek verip her birinin evine ekmek götürmesi vesile olayım. Bunun için de çalışıyoruz. Yani biz bu işe başlarken ilk önce 3 kardeş ortadan başladık. 3'tü, şimdi şu an 80 olduk. İnşallah önümüzdeki yıllarda herhangi bir iş aksaklık oluşmadan adım adım her şey, o çok önemli. Bir anda zirveye çıkıp deyip dalanları çok görüyoruz. Bizim hele bu inşaat sektöründe. Yani ben halkımız bir şey de uyarayım. Yani çok özel böyle özel pekala araç binenlere, ondan sonra işte Mercedes binene falan aldanıp da hani tembelden daire almalar oluyor ya, bunların paraları oraya yanıyor. Ya bunları kanmasınlar. Gerçek firmalardan alışverişlerini yapsınlar. Evet, güzel tavsiyeniz için bizler de sizlere teşekkür ederiz. İsterseniz sosyal medya hesaplarımızdan da bahsedelim. Evet. İzleyicilerimiz faaliyetlerinizi oralardan da görebilsinler, hem de sizinle daha rahat bir şekilde iletişim kurabilsinler diye. Evet. Sosyal medya hesaplarımızda Instagram var, Twitter var, Facebook var. Köşk yap olaraktan, Hırdavat'tan girdiğinde, köşk yap olaraktan girildiğinde mutlaka ulaşırlar bize oradan. Evet, verdiğiniz değerli bilgiler ve keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim geldiğiniz için, bize bu fırsatı verdiğiniz için, bizim anlatmak istediğimiz vesile olduğu için sizlere çok teşekkür ederiz. Ayağınıza ve yüreğinize sağlık.